Herkese merhaba. Bilim ve Eğitim Günlükleri podcast serimize hoş geldiniz. Merhaba Şefika, hoş geldin. Nasılsın? Merhaba Nimet, iyiyim. Sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Teşekkür ederim. Bugün çoğumuzun aslında acı noktası olarak bildiğimiz öğrenmeyi öğrenmek ne demek? Bu nasıl gerçekleşir? E, bu konu üzerine konuşacağız birlikte. Şefika, öğrenmeyi öğrenmek ne demek? Evet böyle e, soru olarak geldiğinde ne var ki ya bir şey öğreniyoruz işte gibi geliyor aslında kulağımıza ya da bazen ezberlemek gibi geliyor. Bu, özellikle eğitim sistemimizde bu dersi geçtim bu dersi ezberledim. Yani biraz ben ölçeklenen bir şeymiş gibi görüyorum. Ölçekten kastım puanlanabilir bir şeymiş gibi sanki öğrenmek bize geliyor kulağımıza. Ve zaman geçtikçe de e, arada boşluklar bıraktıkça da aslında sadece not için veya bir şeyler için öğrendikçe de arada boşluklar kalıyor ve artık öğrenme isteğimizin olmamasına kadar dönüşen bir yolculuk. Öğrenmeyi öğrendiğimizde, eğer yanlış öğrenmediysek onun bir sonu olmayacak. Yani biz ne olursa olsun bir şey duyduğumuzda heyecanlanacağız, merak edeceğiz ve araştırmak isteyeceğiz. Eğer yanlış kalıplarımız yoksa. O yüzden doğru nokta böyle bir şey. Ben acaba öğrenmeyi öğrendim mi diyorsak oralarda bir düşüneceğimiz şey şu. Biri bana yeni bilgi paylaştığında ben nasıl davranıyorum? Ya ben onu biliyorum zaten mi diyorum? Ya evet evet ben onu okumuştum mu diyorum? Yoksa ya evet ben de onu okudum. Değil mi? Çok ilginç mi diyorum? Ya ben bu ikisi arasında olduğunu düşünüyorum farkın öğrenmeyi öğrenmek. Ve kendini kısıtlamak belki bunun tam tersi. Sözcük anlamını bilmiyorum. Kendi deneyimim bu öğrenmeyi öğrenmekle ilgili. Ee, öğrenmeyi öğrenmemiz için de ilk önce kendimizi bize bir dönmek gerekiyor. Yani ben kimim sorusuna dönmek gerekiyor. Ben nasıl biriyim? Ee, i̇şte koçluk modellerinde vardır. Çok basit olarak üçü ayırıyoruz. Birçoğu ayrılsak da. Öğrenme noktası nasıl öğreniyor mu anlamam için. E, bu çok değerli. Çünkü öğrenmeyi öğrenemediysem demek ki bir şeyleri ben eksik ya da hatalı yapmış olabilirim. Bu zamana kadar yani çalışmayı yanlış sistemde yapmış olabilirim. E, o yüzden de ben hemen kendime dönüyorum. Diyorum ki bir dakika ben öğrenmeyi öğrenmediysem o zaman bir dakika ben... Önce kendimi nasıl öğrendiğimi gözlemlemeliyim. Üçe ayırıyoruz: görsel, işitsel ve dokunsal olarak. Sen bir şeyi nasıl anlıyorsun? Nasıl daha kolay senin için akışta gidiyorsun? Bu kendi örneğim olduğu için ve şu an bir podcastte de olduğum için bunun bir ipucu var. Kendi örneğimi verirsem ben işitsel olarak öğrenen biriyim. Yani duyduğum bir şeyi unutmuyorum. Sen öğrenirken neyi unutmuyorsun? Bu senin sorun. Bazı insanlar gördüklerini unutmuyorlar. Bir harita görüyorlar mesela. Onu unutmuyorlar. Bazı insanlar benim gibi duyduklarını unutmuyorlar ki bunların mesela sanatçı olma, şarkıcı olma gibi ihtimalleri daha yüksek alıyor. Görsel insanların da biraz daha mühendis tarzı olma ihtimali çok yüksek. Yani benim mühendis olduğum bir dünyada ben başarılı olma ihtimalim biraz daha azalıyor. Yeteneğim olmadığı için. Çünkü yetenek yoksa aslında bir noktada başarı gelmemiş oluyor. Ya dokunsallar var üçüncü dediğimiz. Onlar dokunarak öğreniyorlar. İşte mesela heykeltıraşlar, ressamlar, belki yine ressamlar görsel dolu aynı şekilde. Aşçılar tadarak öğreniyorlar ya da yani Deneyimlemeleri gerekiyor. Sen hangi kategoridesin? Bunu bilmediğin için belki öğrenemiyor olursun. Çünkü ben e, pandemi döneminde kendi örneğimi vermem gerekirse online dersler videolara kaydoluyordu. Ve ben hocanın ağzından çıkan her şeyi dinleyerek yazıyordum. Benim öğrenme yöntemim buydu. Ve her seferinde gerçekten bu yarı iletkenler böyle miymiş? Vay be elmasa bak sen deyip ne kadar heyecanlandığımı hatırlıyorum. Çünkü doğru yöntemi 30 yaşında bulmuştum. E, tahtada slaytla biri anlattığında aklımda hiçbir şey kalmıyordu. Nimet az soru sormak istiyorum mesela. Sen nasıl geldi bunlar kulağına? Kısacık bir ekleme yapmak istiyorum. Soru sorunu cevaplayayım. Nasıl öğrendiğimiz hususunu senin verdiğin bir veri vardı bize. Ee, bazen nasıl öğrendiğimiz dilimize de yansıyan bir nokta. Kulağa hoş geldi, S senden çok duyduğum bir sözlü hatta. Ya da ben mesela ben öyle hissettim, bana öyle geldi. Ben genelde daha böyle hem ağır konuşan birisiyim ya da böyle e, kalple alakalı şeyler söylemek. Yani soyut anlamlarla alakalı bir takım cümleler kurmak. E, benim dokunsal olduğumu gösterdi bana. Öyle öğrendiğimi anladım. Şunu gördüm ben okul hayatım boyunca da. Genelde öğrenme işlemini okulda gerçekleştiremiyordum. Sanıyorum işitsel olmadığımın göstergesi bu da benim. Yani sadece dinlemek benim için yeterli olmuyordu. Nasıl öğrendiğimi o zaman keşfetmiştim. O an anlamadığımı fark edip eve geldiğimde ya tekrar dinliyordum aynı şeyi farklı hocalardan ve not çıkarmak aslında. Yani hem hem işitsel hem görsel hem dokunsal sağ mıyım diye düşünmedim değil. Yani hepsi iç içe bulunduğunda bir bütünlük oluşturuyor belki de ama bir taraf tabii ki daha ağır basıyor. O yüzden sanki kendimize yine bir dış gözle bakıp kullandığımız sözcüklere, e, yine kurduğumuz cümlelere dikkatle bakmamız gerekiyor. Çünkü vücudumuz, dilimiz, kullandığımız sözcükler bizimle alakalı çok net bilgiler, net veriler veriyor. Orada ince bir noktadan bahsettim. Üçünü de kullanıyorum dedi ya. Aslında hepimizde hepsi var dedi gibi ve bir tanesi baskın ve bir tanesi baskın o zaman ben diğerleriyle ilgilenmiyorum da senin kendini baltalaman olabiliyor. Yani ben görselim daha az diye grafik okumayacağım ya da grafiklere bakmayacağım anlamına gelmiyor. Bu sefer grafiklerle konuşmam gerekiyor belki de. Yani ben bu tarafa anlamıyorum deyip oraya kendimi baltalamıyorum. Az olan, daha az olan dokunsalım da benim yüksek görselime çekmek, görselim hangisi daha iyi ona doğru birbirlerini yukarı doğru çekmek üçünü olabildiğince yakına getirdiğimiz an evet diyoruz. Öğrenme artık daha keyifli bir şekilde gerçekleşecek. Veya bazen şu da e, bu birinci yoldu. Yani bu çok önemli bir yöntem. Yani bu kendini tanıma yolu. Şurada da emin olalım. Eee Böyle bazen diyoruz ya olmadı ya ben bu konuyu anlayamadım. Mutlaka alt adımlarda yanlış öğrendiğimiz bir şey, öğrenmediğimiz daha doğrusu bir şeyler var. Yani ben yapamıyorum, edemiyorum. Uf zaten bu çok zor dediğimiz an geçmişler olsun. Biz zaten o konuyu öğrenemeyeceğiz. Kendimizi baltalıyoruz. Bunun bir sebebi var. Geçmiş konularını tam toparlayamadığın için bugünkü öğrenmeni gerçekleştiremiyorsun. Matematikte böyledir ya. Senin trigonometri yapabiliyor olman için aslında bir çok geçmiş konuyu yapmış olman gerekiyor ya da problemler konusunu çözebilmen için kesirleri de bilmen gerekiyor, yüzde oranlarını da bilmen gerekiyor, işlem kurallarını bilmen gerekiyor, denklem kurmayı bilmen gerekiyor. Bu da böyle olduğu için aslında senin problemlerim eksik yapamıyorum, edemiyorum değil geçmişte getirdiğin konularda eksiklerin olduğunu gösterir. Bunu fark etmek ve kendini baltalamaman gerekiyor. Bir dakika başarısızlık otopsisi diyoruz buna genelde bir otopsi alıyorsun neyi öğrenememiş olabilirim deyip oradan heyecanlı evet ya üst sayılarda bir problem yaşıyordum şimdi anladım deyip tekrar mücadele etmek öğrenmeyi öğrenmenin en keyifli tarafı da bu başarısızlık yok hep bir süreç halindeyiz ve öğrenmeyi öğrenme gayretindeyiz. Ve yine bu hani görsellerden bahsettim ya üçünün yine ortak bir noktası var. Üçünü birden geliştiren. Bunu söylemeyi çok seviyorum. Şimdi evet diyeceksin eminim. Yazmak. Görsel de yazdığında, işitsel de yazdığında, dokunsal da yazdığında ortaya bambaşka bir bir şey çıkıyor. Düşünseniz üç farklı insan aynı, üç farklı tipte insanlar aynı eylemi gerçekleştiriyor. Beynini etkin kullandığın, beynini işlettiğin bir sürece geçmiş oluyorsun. O yüzden yazmanın gücü öğrenmeyi öğrenmekte bir numara. Çünkü bizi bu noktadan alacak yazmak başka bir noktaya götürecek. O başka bir nokta neresi biliyor musun? Hedeflerin. Seni hedeflerine götürecek yazmak. Şimdi kendini tanıyacaksın. Görsel misin, işitsel misin, dokunsal mısın? Buralarda oturacaksın biraz kendini. Sonra bir bakacaksın yazdıkça benim süper gücüm neymiş ya diyeceksin. Bir süper güç bulacaksın kendine. Sonra diyeceksin ki vay be bu zamana kadar getirdiğim adil olmayan avantajlarım var. Ben görselim, işitselim, dokunsalım hangisiysem. Beynimi tanımaya başlıyorum kendimi geliştirmeye başlıyorum ve sonra artık öğrenme otomatik olarak gerçekleşmeye başlayacak. Tek bir bir şey yaptığımda veya iki şey yaptığımda değil bir bütün olarak öğrenmeyi öğrenmiş olacağız artık ve durduramayacağın bir güç haline dönecek, öğrenmek enerjinin haline dönecek e, ve zaman geçtikçe de öğrendiklerin arasında bağlantı kurabileceksin. Ezber olarak kaldığı zaman bilgiler zihnimizde e, ee, hiçbiriyle bağlanmıyor. Ben şu örneği veriyorum bilgi konusunda ve öğrenmeyi öğrenme konusunda ne kadar geride kalmak diyeceğim belki buna. Hepimiz biliyoruz güneş doğudan doğar. Bilgi. Hepimiz bunu ezbere biliyoruz. Ev alırken bunu kullanıyor muyuz? Demek ki öğrenmeyi öğrenmemişiz belki de. Eğer bunu bilsek hepimiz ne kadar güneş alan evlerde oturmamız gerektiğini, işte kuzeyden şu rüzgar geliyor, doğuya doğru gitmemiz gerekiyor, doğudan gelsin dememiz gerekiyor. Bugün öğrenmeyi öğrendiğimizi anladığımız yer bunun da uygulama hali olmuş oluyor. Aynı kitap bilgilerini alıp bu tarafta aktarmadığımız. Ki zaten kitaplar... Ee, o kitabı oku bitir diye de hayatımıza gelmiyor. Senin öğrenme yolculuğuna eşlik etmek için var. Kitabı açıyorsun, okuyorsun ve o kitap seni başka bir kitaba sürüklüyor. Sürüklemiyorsa başka bir merak ettiğin konuya yine öğrenmeyi öğrenmede boşlukların olmuş olabilir. Yani popüler bir kitabı okumak olabiliyor bazen, bilgi edinmek oluyor ama bilgiyi uygulamadığın sürece sana her zaman yük olarak dönecek. Yani zihninde kalabalık bilgilerle dolu bir e, bilgi obezi, belki burada ben öyle söylüyorum, kullanılmayan bilgilerimizin zihnimizde kalması ve bizi de gittikçe e, çok bilen, uygulamayan, böylelikle bilgi olamayan toplumlara dönüştürüyor. Yani o bilgiler canlanmıyor bizde, kalıp olarak orada kalıyorlar. Topluma dönüşmüş oluyoruz. Yani bu bir kişi yaptığında kendini etkiliyorsun. Fakat çok kişi yaptığında artık bir toplum olarak buna devam ediyorsun? Yani diyoruz ki öğrenmeyi öğrenmek aslında bilgiyi işlevsel hale getirmektir. Ve aslında öğrenmeyi öğrenmek eşit değildir ezber yapmak. Eşit değil ezber yapmak formülüne denk geliyor. Bilgiyi ne kadar işlevsel hale getirdiğimiz ve uyguladığımız sürece aslında öğrenmeyi öğrenmiş oluyoruz. Ve bir formül daha eklemek istedim sen anlatırken öğrenmeyi öğrenme eşittir kendini keşfetme. Ne kadar kendini keşfetme sürecinde öğrenmeyi öğrenme üzerine çalışırsan ve aslında öğrenme kavramının sadece okulda öğrendiğimiz bilgilerden ziyade hayata genel bakmak, hayatta öğrendiğin şeyleri de hayatın uygulamak sanki tam olarak bunu keşfettim sen de anlatırken ve öğrenmeyi öğrendiğimiz sürece sanki hayatta var olabilecekmişiz gibi geldi bana bu denli önemli bir kavram. Peki Bugünkü podcast'imizi şöyle tamamlasak, bir adımla ayrılsak, öğrenmeyi, nasıl öğrendiğimizi keşfetmek için ilk adım ne olur? Ne olurdu ilk şey? Ee, önce şunu e, talep edebilirler bizden. Görsel misin, işitsel misin, dokunsal mısın? Bunu öğrenmek için bilimsel çocuk hesabına bir yazabilirler. Biz bununla ilgili PDF'i paylaşabiliriz hatta belki koyabiliyorsak podcast'in altına koyabiliriz bilmiyorum nimet hocam ya da web sitesine koyabiliriz bu arada olur bunu olur. koyalım bu birincisi peki ben ne söylerim ee, bir madde öğrenmeyi öğrenmekle ilgili herhalde şunu diyeceğim kendini oku bunu uzun zamandır düşündüğüm kavramlardan bir tanesi Kitabı okuyoruz Mailleri okuyoruz, sosyal medyada birçok şey okuyoruz. Öğrenmeyi öğrenmek için sana cevap verecek şey kendinsin. Kendini okuduğunda zaten bir tane bir boşluk orada bir şey bulacaksın ve o seni başka bir noktaya götürecek ee, ve devamı gelecek. Kendini okudukça yazmak isteyeceksin zaten. Ee, yazdıkça kendini e, farklı bağlantılarda bulacaksın. Sınırlarını aşacaksın, süper gücüne ulaşacaksın ee, ve artık bambaşka bir birey, bambaşka bir kurum, bambaşka bir toplum olarak devam edeceğiz. Çok güzel bir soruydu. Teşekkür ederim. Öyleyse bugünden itibaren kendimizi okumaya. Ve yazmaya başlıyoruz. Biz zaten daha önceden başlamıştık bir önceki podcastlerde. Aynen. Bugün itibariyle biraz daha kendimize yönelmeye ve kendimizi fark etmeye, keşfetmeye e, ilk adımı atacağız. Öyleyse bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.